Kendimi hani kama sunan şeylerde deme de. Kahraman Şaban diye deme. Araç caminin yan tarafından geliyordu. Hı hı. Tam orada iş dükkanın malzemeleri içeri koyuyordum. Dükkanı kapatacaktım. Hı hı. O esnada abinin biri koluma dokundu. Arkana bak dedi. Ben de çok garipim. Ne arkamda ne var dedim. Baktım da o arabanın kapağı üstüme doğru geldi. Hı hı. Bir an bir panikle geri çekilmeye kalktım ama herhal üstüme geliyor kapak. Son anda nasıl da sıyırdı geçti. Hali o etkisinde böyle duraksana kaldım böyle. Hani ama o adam nereden gördü arabanın kapağını, dikkat etti de bana işaret etti, o gitti. Adam sonradan da kayboldu gitti yani, adam nereye gitti? Adam tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Tam şu noktada açıldı kapak. Hı hı. Yani adamın kapağı görmüş olma ihtimali var mı? Bence hiç zannetmiyorum. Ben sonradan gördüm o kapağı. Hı-hı. Zaten kamerada da gördüğü gibi. Neler hissettiniz daha sonra? İşte korku, panik. Bir an için telaş yani. Acaba yani bir anlam veremedim bu olayı. Hı-hı. Adamı tekrar görseniz? Tanımam, zannetmiyorum. Hı-hı. Çünkü karanlıktı çünkü. Bir de o anki olayın vermiş olduğu şaşkınlık var yani. Vallahi bilmiyorum, adam ne çıkar mı çıkmaz mı? Ben orada tereddüt içerisindeyim yani. Hı-hı. Adam diyecek ya, ben dokunan ben miyim diyecek yani. Bilmiyorum yani. Belki o adam yaptığının farkında mı değil mi, onu da bilmiyorum. Böyle muamma yani o kapağın açılması ayrı bir muamma. O adam bana dokunup da bir de görüntülere bakacak olursan, adam dokunduğu yere bakmıyorum ben. Tam tersine sağıma dönüp bakıyorum şaşkınlık içerisinde. O olay çok ilginç yani. Ben niye adama dönüp bakmadım da tersine dönüp baktım o araca karşı. Vallahi hala şaşkınlığı üstümde gitmiyor, acaba ne oldu bu? Acaba Rabbimin bana bir şey ya, nimeti yani, şükür yani. Yani hayatta var olmanın bir şeyi yani. Hı hı. Kapak üzerinize gelseydi sonucu nasıl olurdu? Sonucu size? İmkansız ya. Ben zaten orada kurtulmamın sonradan kayıtlara baktım da. Yani bu olay, eğer adam bana dokunmamış olsa ya da bana arkama bakma, bak demesi dememiş olsa hayatta olacağımı hiç zannetmiyorum. Yani o kadar ağır bir kafa, o demir kafaya gittikten sonra dikkat ederseniz direkt yüzüme geliyor o.